Herkese merhaba. Meleğin Mutfağı kanalımda sizler için birbirinden güzel tarifler hazırlıyorum. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Merhabalar, Meleğin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün Meleğin Mutfağı YouTube kanalımda patlıcanlı mantarlı pide tarifiyle sizlerleyim. Ben malzemeleri hazırladım. Haydi buyurun başlayalım. 4 adet patlıcanımızı közleme tavasına aldım. Patlıcanlarımızı közleyerek pidemizin iç harcını yapmaya başlayalım. İlk önce pidemizin hamurunu hazırlayalım. Yarım paket yaş mayamızı kabımızın içine bu şekilde kırıntı yaparak koyuyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şekeri ilave ederek karıştıralım. Yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Yarım çay bardağından bir parmak eksik, yani bir çay bardağının 1/4 kadar sıvı yağ kullanacağım. Bir yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Bir su bardağına yakın un kullandım. Hamurumuz oldu. Hamurumuzu kabımızdan çıkartıyorum. Birazcık da bu şekilde yoğuralım. Pide hamurunu daha fazla yoğurmamız gerekiyor. Daha güzel oluyor çünkü. Hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurduk. Tekrardan yoğurduğum kabımın içine alıyorum. Ve de üzerini streçleyerek mayalanması için bekletiyorum. Hamurumuz mayalanırken biz de közlenmiş patlıcanlarımızı temizleyelim. İçlerini alalım. Bu şekilde ortalarını açıyorum. Ve de bir yemek kaşığıyla içlerini alıyorum. Çekirdeklerini çıkarttığım 2 adet papya kırmızı biberimizi de küçük küçük doğrayalım. Yıkadığım mantarlarımızı da keselim. 400 gram mantarımızı da doğradım. Patlıcanlarımızı temizlemiştik. Patlıcanlarımızı da küçük küçük kıyalım. 2 adet domates kullanacağım. Kabuklarını doğrayalım. Şimdi iç harcımızı pişirelim. 4 adet rondodan geçirdiğim soğanları içine yarım su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Ve soğanlarımı hafif kavuruyorum. Soğanlarımız pembeleşti. Şimdi doğramış olduğumuz kırmızı papya biberlerimizi ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 yemek kaşığı da biber salçası. Salçalarımızı ezerek şimdi doğramış olduğum 400 gram mantarımızı ilave ediyorum. Soteline işlemi sırasında ocağımızın altını kısmayalım. Orta ateşte devam edelim kavurmaya. Közlediğimiz patlıcanlarımızı ilave ediyorum. Şimdi domateslerimizi ilave ediyorum. Arzu ettiğimiz miktar kadar tuz, kırmızı pul biber, karabiber ilave ediyorum. İç harcımızın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Hamurumuz 2 katı büyüklüğüne ulaştı. Şimdi hamurumuzu biraz havasını alalım. Tezgahımın üzerine çok hafif unluyorum. Hamurumu parçalara ayıracağım ilk önce. Büyük parçalara. 4 eşit beze yapıyorum. Şimdi pidelerimizi açarak işe başlayabiliriz. Hafiften üstlerini unluyorum. Pidemizi uzunlamasına doğru açacağız. Hamurumuzu açtım. Şimdi yağlı kağıt koydum. Tepsimiz vardı. Onun içine hamurumuzu koyuyorum. Malzemesini burada koyacağım. Burada şekil vereceğim. Malzemesi her tarafına gelecek şekilde koyuyorum.
Malzememizi koyduk. Şimdi hamurumuzun şöyle iki tarafını kapatıyorum. Şöyle yanlarını da kapatıyorum. Sadece orta kısmı açık kalacak. Malzemesini burada koyacağım. Malzemesini tepsinin içinde koymazsanız tepsiye koyamazsınız. Zor olur koyması. O yüzden de tepsinin içinde bu şekilde yaparsanız işiniz daha kolay olacaktır. Malzememizi iyice yaydım. Yine aynı şekilde kenar uçlarını birleştiriyorum. İkinci pidemizi de tamamladım. İsterseniz kenarlarına yumurta sarısı sürebilirsiniz. İsterseniz de sürmeyebilirsiniz. Ben üzerlerine yumurta sarısı sürerek fırına süreceğim pidelerimi. Bir yumurtanın sarısının içine çok azıcık sıvı yağ ekledim. Şöyle kenar taraflarına doğru sürüyorum. Biraz susam da ekleyebilirsiniz şu kenar taraflarına. Evet, pidelerimiz fırına sürmeye hazır. 175 derecede önceden ısıttığımız fırına şimdi pidelerimizi sürüyorum. Pidelerimizi 175 derecede önceden ısıttığımız fırına sürüyoruz. Üzerleri hafif kızaran pidelerimizi fırından çıkartıyoruz. Fırından çıkarttığımız pidelerin üzerine ya margarin ya da tereyağıyla kenar taraflarını yağlıyoruz. Patlıcanlı mantarlı pidemiz servise hazırdır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beğendiyseniz yorumlara bir kalp bırakmayı unutmayın.